Sırada herkesi yakından ilgilendiren bir sağlık haberi var. Pek çok iç organ hastalığının, konforsuz bir yaşamın ve hızlı kilo almanın sebeplerinden biri olan kabızlığa karşı Doktor Murat Topoğlu en kolay uygulanabilir ve en ucuz formülün tarifini verdi. Bu şekilde kabızlığınızı sonlandırabilirsiniz, bağırsaklarınız çalışır. Bu çayın hem yapımı kolay hem maliyeti düşük. Bu çay her derde deva. Yatmadan önce içiyorsunuz. Haftada iki gece. Hanımların en büyük dertlerinden kabızlığa çare olacak çayın tarifini Doktor Murat Topoğlu Magazin 8 kameralarına verdi. İçebileceğiniz basit bir çay örneği vereceğim. Kabızlık özellikle hanımlarda pek çok sağlık problemine neden olduğu gibi kilo verme sürecini de yavaşlatıyor. Kilo da veremezsiniz. Çünkü bağırsaklar çalışması lazım. Bazen ilaçlar, medikal müdahaleler bu sorunu çözmeye yetmiyor. Her şeyin olduğu gibi kabızlık probleminin de çaresi doğada. Bunlara rağmen hala kabızlığımız devam ediyorsa size haftada 2 ya da 3 gece yatmadan önce içebileceğiniz basit bir çay örneği vereceğim. Tarifi vermeden bir uyarıda bulunuyor Doktor Murat Topoğlu. Tabii bu çayları her gün içmeyin, tüketmeyin çünkü bağırsakları da tembellik yapar. Onun için haftada 2 defa bence yeterli. Uyarıyı da yaptığımıza göre kabızlık giderici çayın tarifini veriyoruz. Aman dikkat, malzemeleri not almanızda fayda var. Öncelikle kettle'da güzel bir sıcak su hazırlıyoruz. İşte biz burada kettle'da sıcak suyumuzu hazırladık. Bunu bir bardak bir şeklinde koyuyoruz buraya. Sıcak suyumuzu. Bunun içine kaynatmamız gerekmiyor ama kaynamış olarak koyuyoruz. Bunun içine neler koyacağız? Birincisi kişniş koyacağız. Bakın elimde bir kişniş var. Ne kadar koyacağım? Bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Hatta biraz daha az koyabilirsiniz. Kişniş aynı zamanda bağırsaktaki iç florayı da düzenleyen bir özelliği var. Bunun yanı sıra bebeklerin de kabızlıklarında anneler çok kullanır. İşte rezene. Rezene çayı biliyorsunuz bebeklere bile verilebilir. Onun için rezeneden de böyle bir çay kaşığı ölçüsünde koyuyorum. Sonra sinameke var hepimizin bildiği. Ama sinamekeden çok az kullanacağız. Yani ondan şöyle küçük, hatta ben elimle tutacağım bunu. Şu kadarcık bir küçük yaprak yeterli olacak. Aynı bu şekilde sinamekeyi de üstüne koyuyorum. Kişniş, rezene ve sinameki temel malzemeler. Ama hazır bağırsakları düzene sokuyorken biraz da kilo verelim diyorsanız birkaç malzeme daha ekleyelim. Hepimizin bildiği anason. Anason biraz kokus itibariyle çok farklı hissedebilirsiniz bunu içerken ama anasonun da mideyi çok koruyan özellikleri vardır. Onun için anasondan da çay kaşığı ölçüsünde koyuyoruz. Ve bunu güzelce gördüğünüz gibi karıştırıyoruz. Kabızlık gideren çay hazır. 2 dakika bu şekilde karıştırıp demlenmeye bırakacaksınız. Bu çayı içerken de dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Sonra bunu süzüp ılıdıktan sonra içebilirsiniz. Ama gece içiyorsunuz, bu çok önemli bizim için. Yatmadan önce içiyorsunuz. Haftada 2 gece bunu içersiniz. Ertesi gün sabahleyin çok rahat bir şekilde kabızlığınızı sonlandırabilirsiniz. Bağırsaklarınız çalışır.